Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvidu emri ilallah innallah basirun bil ibad. Eûzu billahil azim ve biveçhil kerim. Ve sultanihil kadim min şerrişşeytanirracim. Elhamdülillahi lezî arsele rasûlehu beşiren ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashabihil mukaddimîne alel khayri ve lâ vesîrâ. Uylemû enne aftalel kitâbi kitâbullah. Ve aftalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtuhâ ve külle muhtesin bid'ah. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttasıl ile nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ennehu kal. İzâ ukile indessâimi sallet aleyhil melâike. Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhimussalavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab etbalı Rıdvanullah Teala Aleyh Mecmai'nin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihanı darbaka edenler Rahmetullah Aleyh Mecmai'nin hassaten eserinden yararlandığımız Ahmet Gümüşhanevi, Ziyaddin Gümüşhanevi Hazretleri, üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimiz, hazırun ve dersimiz dinleyen tüm geçmişlerimizin ervahı için El Fatiha. Efendimiz buyuruyor: İze amata el eza an lihyeti ahihi el an re'sihi fel yurih iyyahu sümme yermi bih فَاِنَّ لَهُ بِيَخْزِهِ اِيَّهُ حَسَنَا. İslam dini kardeşlik dinidir. Müminler kardeştir. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَى. Müminler ancak ve ancak kardeştir. Ancak kelimesi tekrar. Ancak ve ancak kardeştir. Kardeş kardeşi ne kadar sevmeli, sevmesi gerekir. Müminler de birbirlerini o kadar çok sevmelidir. Kardeşçe davranmalıdırlar. Dargın olamazlar. Birbirlerini terk edemezler. Birbirlerinin gönlünü alırlar. Sevindirirler. Üzüntüsüne ortak olurlar. Neşesini paylaşırlar. Kardeştirler. Dargın yaşayamazlar. Dinimizin emri budur. Şimdi mümin müminin kardeşi olunca onu korur. Onun başkaları tarafından ayıplanmasını önler. Kardeşlik gereğidir. Maddeden korur, manen korur. Bir insan çukura düşüyor. Düşecek, uçuruma bilmiyor. Süratle gidiyor. Sen biliyorsun önü uçurum. Adam uçuruma yuvarlanacak. Koşup onu kurtarmak farzdır. Farzdır. Dinimiz insanlık dinidir. Böyle tehlikesini bilmeyen bir adam bir iş yapıyor. Siz biliyorsunuz. Koşup hemen onu korumanız farzdır. Bir insanın üzerinde ayıplanacak şeyler olabilir. Mesela sümkürmüştür. Sokağa sümkürmek caiz değildir. Neden? Çünkü sümkürün sokakta kalır, gelen gidene eziyet verir. İnsanlara eziyet vermek değil, eziyeti kaldırmak emredilmiştir. Sokakta insanlara eziyet veren sümük, diken, çivi, taş gibi şeyleri kaldırıp atmak imandan şubedir, cennete gitme sebebidir. Evet, onun için sokağa sümkürülmez. Mendile sümkürülür veya insanları rahatsız etmeyecek bir ormanın içine,
veya çukura sümkürülür, örtülür. Örtülür, tiksindirilmez insanlar. Yasaktır, yasaktır. Şimdi dışarıda böyle olduğu gibi, mesela böyle sümkürmüşsünüz, nezlesiniz. Siz üstünüzü görmüyorsunuz. Sümük gelmiş, şuraya yapışmış. Bir toplantıya gidiyorsunuz, pazara gidiyorsunuz, cumaya gidiyorsunuz, camiye gidiyorsunuz, arkadaşını ziyarete gidiyorsunuz, insanlar içinden geçip gideceksiniz. Burada sümük yapışmış. Siz de gördünüz. Peygamberimiz buyuruyor ki, sakalında mesela sümük bulaşmış böyle. Gördünüz. Onu kendine ikaz edin, gösterin, alıp atın diyor. Evet. Bu kardeşlik gereği, görevdir. Sümük dedik. Başka şey de olabilir. Başka şey de olabilir. Mesela ceket giymiştir. Ceketinin yakasını ters dönmüştür. Böyle hoş olmayan bir manzarası vardır. Yakası ters dönmüştür. Mesela. İçinden gömleği çıkmıştır mesela, ceketinin altından. Herkes güler. Bu ayıplanma şeyi olur. Kusurdur. Göreceksiniz, bir dakika. Selamun aleyküm. Bir dakika. Gömleğiniz dışına çıkmış. Erkek tuvalete gitmiş, pantolonu giymiş, önünü kapatmamış. Bir dakika. Bir dakika. Diyeceksiniz. Bu sevaptır. Evet, mümini ayıptan kurtarmak din kardeşliğinin, insan kardeşliğinin gereğidir. Efendimiz diyor ki, bunu ona gösterin. Yoksa adam diyor ki, sen bana ne karışıyorsun? Vücuduma ne dokunuyorsun? Diyebilir. Bir dakika, şurası şöyle, düzeltebilir miyim? Veya siz düzeltin. Evet, böylece fel yürü, ona göstersin. İyyahu sümü yer mi bihi, sonra o pisliği, sümüğü kağıtla silsin, atsın. Veya arkasında kuş pisliği var adamın, veya çocuk kakası bulaşmış, haberi yok. Siz de ceketinin altında gördünüz, nereden görecek? Bir dakika, arkanızda şu var, ona göstersin. Fel yer mi bihi, kağıt bezle alsın, atsın. Sümüğü silsin, atsın. Yakasını, elbisesini, dışarı çıkan gömleğini düzeltsin. Tabii bu kızda fiilen elinizde düzeltemezsiniz. Yabancı bir erkek elin karısının vücudundaki şeyi atamaz. O zaman diyeceksiniz ki, özür dilerim kardeşim, şurada şu kusur var, düzeltirseniz iyi olur. Evet, ama erkekse düzeltebilir miyim? Müsaade eder misiniz? Dersiniz, atarsanız ne olur? Evet. Fe inne lehu bi ahsihi iyyahu hasene. Alması, böyle ikaz etmesi, uyarması sevaptır. Azime, büyük sevaptır. Güzel sevaptır. Sevabın latife, güzel sevaptır. Ve hiye aşrun. 10 sevaptır. 10 sevaptır. Neden? En'am suresi 160. Men ca'e bil haseneti felehu aşru emsalihe. Kim bir güzellik yaparsa 10 misliyle sevap alır. İstanbul'dur. Kötülük yaparsanız Allah kulları çok seviyor. Bir kötülüğe bir günah. Ama bir sevap iş yaparsanız en azından 10 misli sevap alırsınız. Namütenahiye göre. O güzel işi istediğinizdeki maksadın, topluma kazandırdığının önemine göre namütenahi ecir, sevap alabilirsiniz. İşte burada da adamı utanılacak durumdan kurtarıyorsunuz. Müsaade edersiniz. Düzeltiyorsunuz. 10 sevap alıyorsunuz. Evet. Böylece
böylece ona ikaz, müsaade eder misiniz diye nezaketle yanaşmanız ve göstermeniz, ikaz etmeniz kötü zannı önler. Bu adam benim üstüme neye geliyor? Paramı mı çalacak diye de düşünebilir. Müsaade ederseniz elbisenizde, saçınızda, sakalınızda bir şey var. Bir şey var. Onu düzeltmek istiyorum. Diyerseniz hüsnü zannınızı adam anlar. Size karşı kötü düşünmez. Evet, bunu yapmanız lazım. Doğrudan doğruya uzanırsanız benim paramı mı çalmıyor kalkıyor diyebilir. Evvela ikaz edin. Gösterin, sonra düzeltin. Evet. Feize arahu iyyahu felehu hasenetun veyye aşrun. Elinizde düzeltmediniz. İşiniz acele. Duramazsınız. Arabayla gidiyorsunuz. Gördünüz. Mesela arabanın arka kapısı açık. Ön kapısı açık. Kaportası açık. Eşyalar çıkabilir. Çocuk düşebilir. Kapıyı kapalı biliyor. Tutunmaz. Bir virajda düşebilir. Evet. Büyük tehlike var. Farzdır. İnsan hayati tehlike varsa farzdır. Hayati tehlike yok. Sevaptır. 10 sevaptır. Düzeltemediniz gidip de gene 10 sevap alırsınız. Dikkat. Kapın açık. Çocuk düşebilir. Kaporta kapısı açık. Dikkat. Diyebilir. Derseniz 10 sevap alırsınız. 10 sevap. Evet. Bu da aranızda kardeşlik bağlarının, insani duyguların, sevginin artmasına sebep olur. Teşekkür eder adam. Ve izâ ramâ bihi felehu aşru felehu hasene ve hiye aşrun. Alıp atarsanız da bak, söylediniz 10 kazandınız. Gösterdiniz 10 kazandınız. Bir de tuttunuz attınız 10 daha kazandınız. En az 10 daha kazandınız. Hadis-i şerifi Abdullah İbn Abbas'tan nakletmişler. Tirmizi'de rivayet şöyledir. İnne ahadaküm mir'atu ahihi feizâ ra'a bihi ezen fel yumut anhu. Evet. Muazzam bir hadis. Mü'min, mü'minin aynasıdır. El mü'minu mir'atul mü'min. Mü'min, mü'minin aynasıdır. Evet. Ne demek? Aynaya baktığınız zaman kimi görürsünüz? Kendinizi. Kendinizi görürsünüz. Yüzünüzde güzelliği veya bir çirkinliği görürsünüz. Anormal bir şeyi görürsünüz aynaya bakınca. Mü'min sizin aynanız. Ona baktığınızda onda bir ayıp var. O sizin ayıbınız. Ayna ya o. Sen aynada kendini görüyorsun ya. O sizin ayıbınız. Sen ayıbını ne yaparsın? Giderirsin, örtersin. Öyleyse müminin ayıbını örteceksin. Deşmeyeceksin. Müminin ayıbı var. Kendi ayıbını insan örter. Deşifre eder mi? Hayır, örter. Kimse görmesin ister. Müminde bir ayıp gördüğün zaman onu herkese söylemeyeceksin. Örteceksin. İzale edeceksin. Gidereceksin. Mümin müminin aynasıdır, bu demek. Evet. Söylemeye kalkarsan ha şu şöyle, bu böyle, aynada kendini gördüğüne göre kendi ayıbını ilan etmiş olursun. Kendi kusurunu herkese duyurmuş olursun. Muazzam bir prensiptir. Müminler müminleri küçük düşürecek şeylerden korurlar. Böyle basit. Elbise kirliliği, sümük vesaire, canlarını korurlar. Namuslarını korurlar. Başka manevi kirler, pislikler nedir? Haset,
kibir, öfkeli adam, sert adam. Kardeşçe yaklaşarak bu bir ayıptır, bir kusurdur. Onu güzel şekilde düzeltmeye çalışırlar. İncelik var. Evet, mev'iza, hasenetün mev'iza Kur'an'da. Güzel şekilde mesela ya anlatıyor sana bir başkasını. Biz o kadar çalışıyoruz, adama bak. Bir dakika kardeşim. Adam çalışmış, kazanmış. Rızıkları Allah veriyor. Şu senin bu sözün doğru değil. Güzel şekilde. Sonu ne diye kavga çıkarmayacak şekilde. Güzel şekilde maddi pislikleri de, kusurları da izale eder. Manevi pislikleri de izale eder. Dinde buna emr-i maruf, nehy anil münker derler. Namaz farzından öncedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmaya gelenlere Müslümanlığı öğretiyordu. Bir şartla, senin bana biatını kabul ediyorum. Benim sana öğrettiklerimi, İslam'ın güzelliklerini başka insanlara da öğreteceksin. Kötülüklere engel olacaksın. Emr-i maruf, nehy anil münker yapacaksın. Bu şartla senin biatını kabul ediyorum buyururlardı. Bu şimdi söylediğimiz de bu emr-i maruf cümlesinden işlerden birisidir.